Adana Merkez Park'tan iftar saati programı ile tam 5 ayrı televizyon kanalında aynı anda ortak canlı yayınımızda iftar saati programını bugün yine çok güzel bir ilahi ile açtık ve çok özel bir ilahi grubu bugün bizim konuğumuz oldular ve ilerleyen dakikalarda birbirinden güzel ilahileriyle tekrar bizlerle olacaklar. Öncelikle Kerkük'ten gelen Türkmen kardeşlerimizin Kerkük İlahi Grubu adı altında oluşturdukları bir grup. Bugün Adana'da iftar saati programında siz saygıdeğer misafirlerimize, tabii ki seyircilerimize çok güzel ilahiler okuyacaklar. Şimdiden onlara teşekkür ediyorum. Biraz sonra onlarla sohbet yapacağız, konuşacağız. Ama bugün ayrıca çok değerli bir konuğum daha var. Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ekrem Aslan bugün konuğumuz. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytun Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizinle de birazdan gerek iftar sohbetlerimizi gerekse Adana'da Kent Konseyi'nin yapmış olduğu işleri konuşacağız. Ve her zaman olduğu gibi programda partnerim ve vermiş olduğu güzel vaizle, soru cevapla programa renk katan Çukurova uzman vaizi Doktor Mehmet Zeki Uyanık hocam aramızda. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İyisin değil mi hocam? Hamdolsun. Her şey güzel. Allah çok razı şıksın olsun. Bugün böyle kahverengiler. Estağfurullah. Siz güzel görüyorsunuz. Eyvallah. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler, Adana Merkez Park'ta Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda muhteşem bir konsept var. Biliyorsunuz Kubbeli Han, artık herkes duydu ama hani olur ya, ilk kez seyrediyorsanız programımızı, Adana Merkez Park'ta Kubbeli Han projesini mutlaka eşiniz, çocuklarınız, konu komşunuz ya da sadece siz gezmenizi tavsiye ediyoruz. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. İlerleyen dakikalarda Kubbeli Han'dan da sizlere bahsedeceğiz. Ama hemen ben konuğumuza dönmek istiyorum. Sevgili hocam da izin verirse. Estağfurullah. Evet, Ekrem Aslan. Adana Kent Konseyi Genel Sekreter görevini icra ediyorsunuz ama onun öncesinde Ekrem Aslan kimdir? Böyle kısaca seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii Ayfun Bey. Öncelikle bizleri canlı yayınlarda, ortak yayından izleyen değerli seyircilerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı bir şekilde geçmesini Ramazan temenni ediyorum. Hayırlı bu ayın bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Ekrem Aslan 1988 Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Cevizli köyünde dünyaya geldi. İlk orta öğrenimini yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi olarak üniversite eğitim hayatına başladım. Evet. Tabii üniversite döneminde sadece
üniversitenin de aldığım eğitimler eğitimlerle ilgili devam ettirmedik. Bu dönemde öğrenci arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin sorunlarının çözümü için üst yönetimde üst yönetim aktarılması noktasında Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevini yine öğrenci arkadaşlarımızın teveccühü desteğiyle seçildik. Bu kaç yıl yaptınız? Bu görevi 2 yıl yaptım. 2 yıl boyunca öğrenci arkadaşlarımızın sorunlarını çözüm bulmanın yanı sıra normal günlük eğitimle devam etmesinin yanı sıra sosyal hayata katılım noktasında mezun olduktan sonra gerek iş ortamında gerekse diğer sosyal yaşantıda öğrencilerin birikimli donanımlı geçmesi için onlarla beraber bir takım çalışmalara imza attık. Tabii üniversite bitki koruma Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimimize başladık. Yine öğrencilik döneminde devam eden öğrenci hakları çalışmamızı kentteki gençlik hakları üzerine yoğunlaştırarak kent konseylerine bağlı gençlik meclislerinde görev aldık. Burada gençlerin sosyal siyasal hayata katılımı noktasında günlük yaşamda karşılaştığı sorunların kentteki yerel yönetimlere aktarılması noktasında genç arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle beraber çalışmalar yürüttük. Tabii gençlik meclisi döneminden sonra kent konseyi yürütme kurulu üyeliği ve akabinde dönemin belediye başkanı Zihni Aldırmayız Bey'in önerisi ve yürütme kurulu kent konseyi üyelerimizin desteğiyle kent konseyi genel sekreterliği görevine başladık. Evet. 2014 Mart yerel seçimleri sonrası tabii yeni yönetim belediye başkanımız Hüseyin Sözlü seçildi. Yeni yönetim değişikliği, kent konseyindeki yapılanma sonrası da görevimizden istifa ettik. Sayın Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey takdir buyurdu. Yine kent konseyi yürütme kurulu üyeleri ve genel kurulu üyeleri kent konseyi genel sekreterliği görevini ikinci defa tevdi etti. O günden bu yana kentteki özellikle meclislerimiz, kent konseyi üyelerimiz, yürütme kurulu üyelerimizle beraber kentteki halkımızın katılımcılık esaslı çalışmalarını, kentteki sorunların çözüm muhataplarıyla beraber çözüm ortağı olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Peki kent konseyinin işleyişi, kurulmuş amacını tabii ki değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Daha iftar saatine kadar buradayız. Hem biraz soluklanın, oruçlusunuz biliyorum, böyle çok uzun konuşturduğumuz zaman hani eyvallah. Hocamla ben yine alışkınız uzun uzun konuşmaya ama Allah şu sıcak havada sizi böyle çok uzun süreli yormak istemiyoruz. Hocam bugünkü ana temamız tövbe. Eyvallah. Yapacağız. Tövbe konusunu işleyeceğiz ama yine arada seyircilerimizden gelen sorular var. Onları da size soracağım. Evet. Öncelikle tövbe konusunun nasıl başlatılır aslında en iyi siz bilirsiniz. Ama ben hani pası vereyim size. Eyvallah. Tövbe dinimizin ne kadar içerisinde yer alıyor? Tövbe insanın hayatına ne kadar etkiliyor? Buradan evet. Başlayalım. Hay hay. Şimdi insanı var eden, insanı yaratan Rabbimiz bütün insanları, rengi, cinsiyeti, milliyeti fark etmeksizin ki yaratılan bütün insanlar günahsız ve suçsuz doğmuştur. Ki mecellede bir kaidedir, beraat-ı zimmet asıldır. Yani her insanın doğuştan günahsız ve suçsuz oluşu bir esastır, bir asıldır. Nerede doğarsa doğsun, kimin çocuğu olursa olsun, her doğan çocuk Müslümandır ve günahsızdır. Almanya'da, Amerika'da, Arabistan'da, Türkiye'de doğması bir şey değiştirmez. Her doğan fert suçsuz ve günahsızdır. Fakat Peygamberimiz hadisin devamında diyor ki, belli bir yaştan sonra, özellikle erginlik yaşından sonra çocuklar anne babasının genellikle dinini tercih eder. Yani Müslümansa Müslüman olarak devam etmekte. Yahudi, Hristiyansa babaları onu Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır. Bu anlamda erginlik çağına kadar her doğan çocuk günahsızdır. Fakat erginlik çağından sonra suçlar, günahlar yazılmaya başlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, insanoğlu günahsız yaratılır fakat erginlik çağına ulaştığı vakit ilk günahı, ilk suçu işlediğinde kalbine o bembeyaz fıtratına, bembeyaz sayfaya bir siyah leke düşer diyor.
Yani düşünün ki bir beyaz bir cisim, bir gıda düşünün ya da bir sütü, bir yoğurdu, bir beyaz bir şekeri düşünün. İçerisine siyah bir cisim düştüğünde, siyah bir gıda düştüğünde ya da siyah bir leke düştüğünde haliyle fark edilecektir ve fark edilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kul o hatasını bilir, o yanlışını, o günahını bilir de ondan dolayı pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse o siyah leke beyaz bir sayfadan, beyaz bir sütten, beyaz bir şekerden tabiri caizse sökülür, atılır ve yine o fıtrat, o bünye, o kalp bembeyaz halde kalır. Fakat kul birinci günahtan sonra pişman olmaz, tövbe ve istiğfar etmezse, yani Allah'ım ben bir hata yaptım, ben bir günah işledim ancak hatamı, kusurumu biliyorum, bundan dolayı da pişman oldum, sen affedicisin, beni affet derse o siyah leke sökülür, atılır. Ancak bundan pişman olmazsa, nedamet duymazsa, hatada, kusurda, günahta ısrar etmeye devam ederse birinci günah, ikinci günahı, ikinci günah derken üçüncü günahı, derken günah günahı çeker. O bembeyaz sayfa, bembeyaz bir fıtrat ya da bembeyaz bir ne diyelim o süt sipsiyah hale dönüşecektir. O kalp kas katı hale gelecek ve insanoğlu helak yolunda hızlı adımlarla ilerleyecektir. Evet hocam. Ne yapmak gerekir o siyah lekeden kurtulmak adına? Tabii ki bütün günahlarımızdan, yanlışlarımızdan, kusurlarımızdan hemen tövbe ve istiğfar etmektir. Peygamberimiz şu hadisten bitiriyorum, tabii yine tövbeye devam ederiz. Peygamberimiz diyor ki bir kötülük yaptığında, bir günah işlediğinde hemen evet, ondan tövbe et ve bir de peşinden bir iyilik yap. O iyilik senin o hatanı, o günahını değiştirecek ve affettirecektir. Müslüman, inanan kul günah işlemez, kötülük yapmaz, yapmamalıdır, işlememelidir. Ama olur ki nefsine uydu, şeytana uydu, ihtirasına yenildi, hata yaptı, beşerdir, şaşardır. Günah ve yanlış yapıldığında hemen aklımıza tövbe gelmeli. Tövbeden sonra da hemen bir iyilik yapmalıyız ki, bir insanı sevindirmeliyiz ki, Allah'tan af dilemeliyiz ki, varlıklara, yaşayan canlılara bir iyilik yapalım ki, bir hizmet edelim ki, o iyilik ve hizmet yaptığımız kötülüğü ve yanlışı affettirsin, affettirebilsin. Tekrar döneriz tövbeye. Peki, çok teşekkür ederim. Evet Sayın Ekrem Aslan, tekrar sizinle sohbet yapalım. Öğrencilik yıllarınızda Çukurova Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri. Kaç öğrenci vardı? 2009-2008 döneminde 40 bin öğrenci vardı. Şu an 50 binin üzerinde öğrenci kapasitesi. Yani sizin 2 sene boyunca üniversitede öğrenci konsey başkanlığı yaptığınızda yaklaşık 40 bin evet, öğrencinin temsilcisi olarak mı orada tabii, bulundunuz? Tabii yasal temsilcisi ve 40 bin öğrencinin kademeli şekilde seçimlerle gelen fakülte başkanlarının seçtiği bir... Yani seçimle geliyordunuz orada tabii, da. Tabii seçimle. Üniversitelerde öğrenci yani, konseyi başkanları. Hocam küçük bir şey gibi sanki parlamento gibi değil mi? Yani tabii, üniversitede 40 bin öğrenci önce fakülte başkanlarını seçiyor. Tabii, seçim kampanyası. Onlar da konsey başkanını seçiyor. Yani 40 binde az bir sayı değil. Türkiye'de birçok şehrin hemen hemen nüfusu bu. Ve 40 bin öğrenci yaklaşık 2,5 milyon o dönemde 2,5 milyon öğrencinin temsil edildiği bir Türkiye Öğrenci Konseyi vardı. Tüm üniversite öğrenci konseylerinin biri olur. Bir de öyle bir durum tabii, var. Tabii Türkiye Öğrenci orada göreviniz var mıydı? Vardı orada halkla ilişkiler yönetim kurumunda halkla ilişkiler görevinde de ne görev kadar aldım. Güzel. Tabii. Peki zorlandınız mı? Yani öğrenciler ne gibi isteklerle geliyordu sana o dönemde? Ya o dönemde pek zorlanma yoktu açıkçası. Çünkü ben de bir öğrenciydim. Öğrencinin yaşadığı sorunları biliyordum. Öğrenci arkadaşlarımızla beraberdik. Üniversitemiz çok güzel bir üniversite. Gerçekten hem güzellik açısından Türkiye'nin sayılı kampüslerinden biri. Evet, yeşille mavinin buluştuğu bir üniversite. Ama tabii öğrencilerin özellikle eğitim alanda da, özellikle ziraat fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik, mimarlık alanda da Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde. Ki dünyada ilk 500'e giren sayılı Türk üniversitelerden, dünya üniversitelerinden biriydi Çukurova Üniversitesi. Ancak Adana'nın koşulları, Adana'nın biraz daha üniversitenin, kampüsün kentten ayrışık olması, kentle bütünleşmemesi bizim açımızdan, şahsım ve öğrenci arkadaşlarım açısından bir problemdi, sorundu. Çünkü 40 bin üniversite öğrencisinin
yaklaşık 3000'le yakını yurt barınma imkanı sağlıyordu. Bunun evet. da o zamanlarda 30 bine yakın çevre illerden, diğer kentlerden 10 bini Adana maksimum. 30 bine yakın bunların barınma, ulaşım sorunları elbette vardı. Bunun çözümü için ilgili karar vericiler, üniversite yönetimi, yerelde valilik, belediye ve Yurtkur Bölge Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, koordine halinde çalışmalar yaptınız. Evet. Peki yani üniversite öğrencilik yıllarınızda da aslında bir bakıma bir sivil toplum kuruluşunun sanki yöneticisi gibi öğrenci kardeşlerimizin orada sözcüsü oldunuz. Üst yönetime bildirdiniz. Tabii. Şimdi de Adana Kent Konseyi'nin yöneticisiniz ve burada da sivil toplum kuruluşlarının size sunmuş olduğu bazı önerileri kamuoyuna duyuruyorsunuz, yerel yöneticilere duyuruyorsunuz. Doğru evet, mu? Evet. Yani Adana Kent Konseyi'ni biraz anlatır mısınız? Yani hocam ne kadar mesela biliyorsunuz Adana Kent Konseyi? Doğrusu yani ben kendi adıma söyleyeyim, fazla da bir bilgiye sahip değilim. Mi? Yani biraz kapalı kutu gibi kalıyor. İşte vatandaş o kadar öyle değil. Farkında değil. Hazır Adana Kent Konseyi'nin en yetkili isimlerinden biri, icracı bir yöneticisi, evet. genel sekreteri burada. Seyircilerimiz öğrensin. Adana Kent Konseyi ne iş yapar, nedir, niçin kurulmuştur? Tabii şimdi hocamızın söylediği o kapalı kutu tabiri doğrudur Adana Kent Konseyi için. Bu da şuradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'de kent konseyleri süreci, yerel gündemin bir sürecinden bahsetmek isterim. Biraz kent konseyinin daha anlaşılabilir olması açısından. 96 Rio zirvesinde dünyada hani o zamanki küresel ısınma, çevre sorunları dünyadaki ülkelerin gündemine alınmış. Rio zirvesinde sürdürülebilir kalkınma ve çevre konulu bir çalışma yapılmış. Evet. O süreç itibariyle Habitat olarak adlandırılan bu süreç itibariyle özellikle yerel yönetimlerin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin kalkındırılması, yerel yönetimlerle halkın iç içe olması noktasında bir karar alınmış. Bunun uygulayıcısı da kent konseyi olarak görülmüş. Dünyada birçok örnek vardır. Sivil toplum kuruluşları gerçekten halkın sivil yaşamını güçlendirecek, kentteki karar alma mekanizmalarını etkileyecek yapıların en başında gelmektedir. Bu amaçla da kent konseyleri yerelde sadece sivil toplum kuruluşları olarak algılanmamalı, anlaşılmamalı. Yereldeki o sivil toplum, kamu, bürokrasi, yerel yönetimler, merkez bürokrasi bunların bir araya geldiği bir diyalog oluşturulması gerektiği bir yapı olarak bilinmektedir. Bu şekilde oluşmuştur. Tabi dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 76. maddesinden dayanak alır. Bu da şu anlama gelir. Kent konseylerinin kurulması, desteklenmesi, bütçelenmesi, o sivil oluşumların bir araya gelişmesi için çalışmaları ana yürütücüsünden ziyade destekleyicisi kurum büyükşehir belediyeleri, ilçeler değil, ilçe belediyeleri evet. olmalıdır. Yasal dayanağı bu şekildedir. Tabii ülkemizde maalesef son zamanlarda demokratik kültürün geliştiğini görmekteyiz. Demokrasinin geliştiği, kolektif kültürün geliştiği kentlerimizde, bölgelerimizde kent konseyleri daha işlevsel oluyor. Kent konseylerinin işlevselliği kentteki o çoğulcu, kapsayıcı, hani katılımcı kendi fikirlerinin, insanların, halkın kendi fikirlerinin yer aldığı yapıların artması demek anlamına geldiği için böyle bir yapı meydana geliyor. Peki kent konseyleri ilçelerde de kuruluyor. Ama demin dediniz ki yani Büyükşehir Belediyesi ile direkt entegreli diye evet. konuştunuz. Yani sizin bağlı bulunduğunuz Adana Kent Konseyi, genel sekreteri yaptığınız Adana Kent Konseyi ilçe belediyelerle istişare halinde oluyor musunuz yoksa direkt Büyükşehir Belediyesi ile mi? Tabii ilçe belediyelerle de istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ile Adana Valiliği, Adana'daki yani bizim Kent Konseyi genel kurulumuz toplam 457 kurum.
sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, dernekler, üniversiteler, 457 kurum, yasal olarak kurumsal temsiliyet söz konusu olduğu için 457 kurum. Yani buradaki kurumun üniversite, yerel yönetimler, ilçe belediyeler, valilik, kamu, dernek, vakıf, kent adına kamu alanda çalışma yapan diğer kurum kuruluşlar hepsi evet. Kent konseyinin kurumsal temsiliyet anlamında genel kurul üyesi. Ancak bu şu demek değildir. Kent konseyi bünyesinde kurumsal temsiliyet sadece yer alıyor demek değildir. Gençlik meclislerimiz var, çalışma gruplarımız var. Kent konseyine bağlı 5 tane meclisimiz var. Gençlik meclisi, kadın meclisi, engelli meclisi, çocuk meclisi, öğrenci meclisi. Bu meclislerimiz kendi alanları ile ilgili kendi temsilcileriyle beraber o alandaki sorunları kent evet. yönetimine aktarıyor. Peki. Son bir cümle kent konseylerinin aslında biraz da teknokrat görünmesi veyahut da hani kapalı kutu görünmesindeki en büyük etkenlerden biri şu. Yasal dayanağında 5193 sayılı belediyeler kanununda kent konseyinde alınan nihai görüşler, genel kurulu onayları, alınan kararlar tavsiye niteliğinde belediye meclisine sunulur. Ve ya, belediye meclisi bunu ilk gündem maddesi olarak değerlendirmek zorundadır. Yasa zorunluluğu vardır. Tabii bu bir karar anlamında değil. Ama bu tavsiye kentin niteliğinde, menfaati için tabii, yapılacak bir karar, tavsiye aynen. oluyor değil mi? Kent kesinlikle, kesinlikle. Çünkü o kararı alanlar, o kararla ilgili, o sorunla ilgili fikir beyan edenler, bizzat içerisinde bulunanlar, kentte yaşayan vatandaş da olabilir, yerel yönetici evet. de olabilir, herkes. Ama burada kent konseyini en güçlü kılan, en etken kılan o hani yasal dayanaktan ziyade o çoğulculuğu, katılımcılığı sağlayabilmek. Yani ne kadar geniş kitle, ne kadar halk benim sorunun çözüm merkezi olarak veyahut da sorunun çözümünün muhatabı birinci dereceden çözecek, çözüme en kolay yoldan ulaştıracak kent konseyi olarak görüyorum deyip kent konseyinde kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini aktarırsa o kadar etkin. Daha etkin olur, daha etkili olur. Adana'mız çok şükür ilçe kent konseylerimizle iletişim halindeyiz. İlçe kent konseylerimiz var. Belki Türkiye'de diğer illere nazaran kurumsallığı oturmuş sağlam güçlü ilçe kent konseyleri beraber istişare ve diyalog halinde yerel yönetimlerle, valilikle diğer temsilciyle istişare diyalog halinde olan sürekli bir araya gelen bir kent konseyimiz yapısı var. Yani. Yapısı var. Peki birazdan kent konseyinin o saydığınız 5 meclisiyle de ilgili konuşalım. Evet. Ben biraz soluklanın. Hocama da bir soru sorayım. Hocamın sorusundan sonra Kerkük İlahi grubuyla biraz sohbet yaparız. Sonrasında bir ilahi dinleyelim. Hazırlık yaparlarsa. Hocam bir soru var. Diyor ki sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? Şimdi İbadetlerin başlangıç ve bitiş vakitleri, sureleri vardır. Şimdi namaz vakti girdiği andan itibaren namaz kılınır. Diğer vakit girdiği andan itibaren o vakit bitmiştir. Artık o namaz kazaya kalmıştır. Aynı şekilde imsak vakti girdiği andan itibaren sahur bitmiştir, oruç başlamıştır. İftar ezanı okunduğu andan itibaren ya da vakit girdiği andan itibaren iftarımızı açabiliriz. Artık gün bitmiştir. Haliyle diyelim ki bugün Adana'mızda 3.25'te imsak başlamış ise 3.26'da 3.25'ten sonra 3.26, 27, 28'de yemek yememiz söz konusu değildir. Yani ezanın su bitiş süresi önemli değil. Söz konusu değildir. Kaldı ki sabah ezanlarımız makam gereği çok uzun okunur. Çok uzun okunur. En az her bir ezanımız 7-8 dakika sürmektedir. Şimdi 3.25'te başlayan bir vakitten sonra ezan nasıl olsa okunuyor, ezan devam ettikçe ben bir şeyler yiyebilirim, içebilirim dersek nereden baksanız imsaktan bir 5-6 dakika, 7-8 dakika sonra yemek yemeye, su içmeye devam etmiş olacağız. Bu da şüphesiz ki tabiri caizse start verdikten sonra oyuna başlamak gibi bir şey olur ya da evet. geç katılmak olur. Evet. Vakit girdiği anda 3.25'te su içmek, yemek yemek bitirilecektir, bitirilmek zorundadır. Hatta ve hatta 2-3 dakika önceden tedbir olsun diye suyu ya da yemeği içmeyi kesersek daha doğru olur. Nasıl ki iftarda hemen iftarımızı açıyorsak, imsakta da hemen o anda bitirmemiz gerektiği için
gerek iftarda gerekse sahurda en az bir dakika da olsa önce ve sonra açmak ve kesmek daha doğru ve daha tedbirli olur, daha doğru olur yani. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Sorularımız devam edecek. Gerek hocama gerekse Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan'la sohbetimiz devam edecek. Ben şöyle izninizle biraz arkamı döneceğim. Ona göre kameraman arkadaşlarım reji ayarlarsa sevinirim. Seyircilerimize sırtımızı dönmüş olmayız. Evet, Kerkük'ten gelen Türkmen kardeşlerimiz. Hoş geldiniz. Sözcü kim? Konuşacak. Ben konuşacağım şu an. Evet. İsim neydi? Oğuz Demirci. Oğuz Demirci. Arkadaşlarımızı tanıtır mısınız? Tamam. Kimler, isimler? Biz Kerk İlahi Grubu. Kerk'ten katılıyoruz. Mulla Ali Köpürlü. Behye Camii İmam Hatibi. Hüseyin Altunses. Zeynep Camii'nin İmam Hatibi. Ben de Celil İmam Hatibi. Bizim de arkadaşımız Şeyh Mahmudoğlu. Bu da Marmara Üniversitesi'nde şey hazırlıyor. Yüksek lisans hazırlıyor Arapça bölümünde. Maşallah. Maşallah. Hoş geldiniz. Daha önce Adana'ya gelmiş miydiniz? 2008'de katıldım. Yine geldiniz. Yine sıcak mıydı böyle? Bu mevsimde mi geldiniz? Yani Kerkük havası benziyor yani. Benziyor mu? Nasıl oralar? Oralar da bizden. Oralar da bizim. Biz bir bütünüz. Parmağın bir kardeşiyiz hepimiz, beş parmak. Oralarda yani Osmanlı velayetlerin şey, bir şeylerden birisidir. Yalnız Ayfun abi, ben Kerkük'ten bugün bir eser istiyorum. Kerkük'le ilgili bir eser. Kerkük'le ilgili bir eser istiyormuş hocam. Tamam. İnşallah. Zamanımız yeterse. Olur. Peki, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Kerkük'ten belki bizi izleyen kardeşlerimiz de vardır. Uydu üzerinden 5 ayrı televizyon kanal yayın yapıyor. Buradan Kerkük'teki bütün kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim, muhabbetlerimizi iletelim. Gönlümüz her zaman sizlerle. Biz etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden Allah'a şükürler olsun, kimse ayıramaz. Rahat olun siz. İnşallah. O zaman şöyle yine güzel bir ilahi dinleyelim sizden, olur mu hocam? İnşallah dinleriz. Bir kısa söz yani şey yapmamız. Buyurun, buyurun. Tabii biz çok memnunuz ki şey Adana Büyükşehir Belediyesi bizi buraya davet etti de. 2008'de de bir yılda yani 2006'da da, 2016'da da sizden de çok şükürlerimiz vardır ki bizi yani bu fırsatı verdiniz, aleme tanıttınız bize. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözcü'ye de teşekkür ederim. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayan da sizlerle çok ilgileniyor, biliyoruz. Allah razı olsun. Daire Başkanımıza da selamlar olsun, emeği geçen bütün arkadaşlara. Şeref verdiniz. Bir ilahi dinleyelim artık. Kerkük'le ilgili bir ilahi ya da başka bir eser. İnşallah. Eyvallah. İnsanlığın karanlıktan çıkarırsın bir iznille. Karanlığın her şey senin için, her
şey senin için vardır, nimetsin ya. Kerkük İlahi grubu, televizyonları yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. Şu anda 5 ayrı televizyon kanalında aynı anda ortak canlı yayındayız. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iftar şenlikleri konsepti, Kubbeli Han konseptiyle şu anda iftar saati programındayız. Ve Kerkük'ten gelen Türkmen kardeşlerimiz muhteşem yorumlar, çok güzel, maneviyat yüksek hazlar yaşatıyorlar bize. Ve bu arada konuklarımız var, konuğum var. Ayrıca Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri genç bir kardeşimiz ama öğrencilik yıllarından itibaren gerek 40 bin Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin temsilcisi olma, daha sonrasında üniversite hayatından sonra iş hayatına katılıyor ve daha sonrasında da Kent Konseyi ile tanıştıktan sonra Adana Kent Konseyi Genel Sekreterlik görevini yaklaşık 3 yıldan bu yana başarıyla sürdürüyor. İlk bölümde Adana Kent Konseyi'nin kuruluş amacını söylemişti, biraz anlatmıştı. Şimdi de
Sayın Ekrem Aslan'dan Adana Kent Konseyi'nin biraz daha dokusuna girmesini istiyorum. Adana Kent Konseyi 5 meclisten oluşuyor, doğru evet. mu? Evet, doğru. Bu 5 meclisi şöyle yavaş yavaş ne iş yapar? Biraz anlatır mıyız? Mesela benim bildiğim bir gençlik meclisi var. Kadın meclisimiz var, engelli meclisi var. Gençlik meclisinden başlayalım. Ne yapar evet. gençlik meclisi? Kent konseyindeki görevi nedir? Kente nasıl faydalı dokunuyor gençlere? Gençlik meclisi yerelde gençlik alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrenci temsilcileri, yine üniversitedeki öğrenci kulüplerinin temsilcilerinin, sivil dernek vakıfların ve gençlik alanındaki kamu kurumlarının gençlik temsilcilerinin bir araya geldiği bir çatı örgüt. Tamamıyla kent konseyinden hani özerk bir yapı aslında meclislerimiz de o şekilde. Burada kent konseyinde herhangi bir hiyerarşi yok. Yatay bir yapılanmayla çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii biz evet. kent konseyi genel sekreterliği, kent konseyi başkanlık yürütme kurulu olarak genç arkadaşlarımızın almış olduğu kararlara aktarmak, çözüm noktasında yardımcı olmak ve peki uygulamak hemen, noktasında beraber birlikte peki kadın yapmak. Meclisi hemen geçelim ki kadın meclisi son aylarda Adana Kent Konseyi'nin gerek yerel gerekse ulusal medyada çok aktif çalışıyor kadın meclisi. Şimdi bu konuda Ayfun Bey, kadın meclisini biraz anlatır mısınız? Geçen çok enteresan bir soru geldi. Hani kadın meclisi, gençlik meclisi, öğrenci meclisi, çocuk meclisi var ama erkek meclisi neden yok diye yani. Evet, o da ayrı yok. Bir konu. Maalesef bunu hani üzülerek söylüyoruz. Türkiye'de, dünyada da bu şekilde. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz hep dezavantajlı olarak tabir ettiğimiz... Biraz öteleniyorlar aslında. Biraz aslında öteleniyor. Engellilerimiz biraz ötelenmiş. Kendi durumlarından, koşullarından dolayı ötelenmiş bir şekildeler. Bunların haklarını korumak, bir noktada kendileri haklarını koruma noktasında böyle bir yapılanmalar söz konusu. Gençlik meclisi, kadın meclisi, engelli meclisi, çocuk meclisi, öğrenci meclisi bu amaçla doğmuş, bu amaçla çalışmalarını yürütüyor. İki önceliği var her meclisin. Kendi alanıyla ilgili öncelikle sosyal haklarını, hak temelli çalışmalar yürütüyorlar. İkincisi de bu alandaki o temsil ettiği kesimlerin sosyal hayata katılımı noktasında uygulamalı çalışmalar yürütüyorlar. Kadın meclisimiz son zamanlarda evet gerçekten aktif çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle özür diliyorum yani kadın meclisi ve içerisindeki komisyonları var kadın meclisinin evet. de ayrı ayrı komisyonlar evet. var. Bunlardan en aktif son zamanlarda böyle sağlık üzerine yapmış olduğunuz kadın meclisinin sağlık komisyonunun hizmetleri var. Çalışmaları var. Ulusal medyada ve yerel medyada çok yer buldu. Tabii ki sizin kontrolünüz Adana Kent Konseyi'nin kontrolünde tabii. oluyor. Bundan biraz örnek verir misiniz? Neden sağlık üzerine gidildi kadınlara? Tamamıyla demokratik yapılanmayla geldikleri için öncelikler sıralaması var. Mesela biz Kent Konseyi'ne genel baktığımızda çalışma alanlarımızda dikkat ediyorsanız kentsel dönüşüm, evet. Göçte gelenler, işsizlik, ulaşım, diğer bunlar daha öncelikli alanlar. Bunun sebebi de zaten hani kentin öncelikli, kentte yaşayan halkın öncelikleri öncelikli olarak gördüğü sorunlar bunlar olduğu için bu şekilde. Şimdi meclislerimizde, kadın meclisimizde kentteki özellikle kadınların sağlık alanda, eğitim alanda, istihdam alanında sıkıntılar gördüğü için bunların şiddet çözümü için. Şiddet komisyonu var bildiğim kadarıyla. Tabii şiddet komisyonu var. Maalesef ve maalesef Adana'mız, Türkiye'miz, ülkemizde kadına verilen değer önemli derecede artmış. Evet. Ama ancak birkaç istisna olay ve bu istisna olay tüm kentimizi, ülkemizi zedeleyecek, yaralayacak olabiliyor. Özgecan vakası. Evet. Diğer Dilan Sarıkaya vakası bunlara örnek. Bunun yanı sıra bizim tamamıyla aslında gönüllü hizmette bulunan sosyal, psikolojik, hukuksal anlamda destek veren şiddet komisyonumuz, kadın meclisimiz, kadınlar şiddete uğradığında şiddet komisyonumuz var. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulmuş özel çalışan kadın danışma merkezimiz, derneği AKDAM. Bu özellikle şiddet alanında çalışmalarını yürütüyor. Tabii kadın meclisimiz öncelikle hani bireyi yaşamın merkezine alan önemli yani. Bir insan evet. hayatını etkilemek önemli. Dinimizde de bu çok önem arz eden bir konu.
Sosyal anlamda da bunu aslında önceliyoruz biz. Yani bir insan hayatı bizim için çok 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 değiştirmek, kadın etkilemek. Kadın olunca bu era biraz daha kadın hassas olunca, olunuyor. Engelli olunca, peki bu konuda, genç olunca. Bu konuda yani kadın meclisinin sanırım en büyük destekçisi görebildiğimiz, medyadan görebildiğimi söylüyorum. Biraz içerisinde takip ediyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü'yü kadın meclisinin birçok aktivitelerinde görüyoruz. Ya mutlaka siz davet ediyorsunuzdur hani protokol gereği. Ne diyorsunuz bu konuda, aldığınız destek şimdi, özellikle kadın meclisine Hüseyin Başkan'ın vermiş olduğu destek nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben çok genel bir ifade kullanacağım, aslında bu sorunuzun da cevabı olacak. Şimdi kent konseylerinin güçlü ve etkin olması, işte bu meclislerin, sivil toplumun bir kentte etkili çalışabilmesi için öncelikle bizim sistemimizden kaynaklı bir şey var, yapı var. Yani evet. O kentteki mülki idarenin, evet, mülki amirin, idare amirin evet, demokrasiye ve kolektif kültüre inancıyla orantılı. Şimdi hani biz şu noktada gerçekten kendimizi şanslı hissediyoruz. Ne kadar çalışma içerisinde olursak olalım, arkamızda seçilmiş bir belediye başkanı ve uzlaşmayla, yani büyük bir kitlenin temsilcisi olarak seçilmiş bir belediye başkanını görmek bizi çok 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 başarılı kılıyor, mutlu kılıyor. Kadın meclisimiz olsun, engelli meclisimiz, gençlik meclisimiz de yine her zaman yanımızda, kent konseyimizde de yanımızda hissediyoruz Hüseyin Başkanımızı. Yani şunu söyleyeyim, Adana Büyükşehir Belediyesi 2014 sonrası ve öncesi ve 2014 sonrası Türkiye'nin genç dostu kentlerinden biri Adana seçilmişti. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 öncesi gençlere vermiş olduğu taahhüt, hani hak temeli çalışıyoruz diye bahsetmiştim. Gençlik meclisimizde iyi niyet sözleşmesi yapmıştı belediyelerle. Evet. Seçildikten sonra gençlikle ilgili, gençlerin sorunlarının çözümü için gençlik hakları ile ilgili ne gibi çalışmalar yapacaksınız, bunu taahhüt ediyor musunuz diye belediye başkanlarına imzada bulunmuştu. Protokol imzalanmıştı. Tabii iyi niyet sözleşmesi bir geçerliği yok aslında. Ancak belediye başkanı seçildikten sonra Gençlik Spor Daire Başkanlığı kuruldu. Gençlik ile ilgili bahsediyorum. Gençlik Spor Daire Başkanlığı bu bizim o iyi niyet sözleşmesinin tamamıyla kendi görev yetki sorumluluklarını aldı. Evet. Spor alanında, gençlik alanında birçok organizasyonu yapıyor, çalışmalarını yürütüyor, bunları yani görüyoruz. Yükümüzü hafifletti ya da paydaş mı oldu o? Paydaş yani? Noktasında diyelim, paydaş oldu. Engellilerle ilgili... Evet, önemli bir mecliste, tabii, Engelliler Meclisi. Özellikle meclisi. Ali Duran Karakaya Engelliler Meclisi Başkanı'na tabii buradan selamlar olsun Ali Bey'e. Ali Başkan'a da selamlarımızı iletiyoruz. En son medyaya düşen bir aktivite var Engelli Meclis'in geçtiğimiz haftalarda. Trafikte engellilerin geçiş hakkını, yaya olarak geçiş, evet, hakkını engelleyen araçlar var. Hocam ne diyorsun? Bu dinimizde de günah değil mi? Yani bir engelli vatandaşın yolda geçeceği yere vatandaşlar arabalarını bırakıyorlar. Birazdan o konuda biraz sohbet edelim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Efendim, aslında buyurun, saydığı bütün konseylere baktığımızda tabii ki güzel bir şeyler. Hepsi insanlık uğruna. İnsana hizmet. Fakat aslında bütün bu konseyler olmadan biz inancımızın gereğini yapsak, inancımızın kadına verdiği değeri, inancımızın engellilere olan, doğru, bakışını, inancımızın insana verdiği, çocuğa verdiği değerini, hatta bırakın insana verdiği değeri, akılsız varlık hayvana, bitkiye, doğaya verdiği değeri biz idrak etsek ve onun gereğini yapsak belki de hiçbir konseye gerek kalmayacaktır. Hani gereksiz anlamda demiyorum, asla. İnsanın ihmalkarlığından ya da insanın boş bıraktığı alanlardan dolayı bugün bu konseyler belki de oluşmuştur ya da olma gereği ya da kurulma gereği duyulmuştur. Olmalıdır da, bir ihtiyaçtır. Evet. Fakat biz demek ki kadınlarımızın ya da insanlarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin hakkını hakkı ile vermediğimizden, gasp ettiğimizden veya onları incittiğimiz, kırdığımız içindir ki, dini yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimizdendir ki
bu tarz konseylerin bir ihtiyacı söz konusudur. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz tabii, Ekrem Bey? O engelli meclisi hani trafikte araçları park ediyorlar engellilerin geçeceği yere. Siz de yürüdünüz. Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Engelli Meclis Başkanı vardı. Bürokratlarımız vardı. Sağlık, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız vardı. Üniversiteden hocalarımız vardı. Öğrenciler vardı. Öğrenciler vardı. Şimdi hocam, yürüyüş yaptınız. Tabii ki. Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Aslında dilimizde de bu vardır, hocamız da birazdan bahseder. İstişare, burada istişare kültürünün gelişmesi noktasında da kent konseyleri önemli bir nokta. Şimdi sorunuza gelelim. Engelli meclisimiz kuruldu son 3 yıldır önüne bir hedef koydu. Engelsiz Adana hayalini oluşturmak. Şu anda Adana'mızın toplam nüfusunun %12'lik dilimi, 250 bin engelli vatandaşımız var. Ve bu engelli vatandaşımızın birçoğu evlerde mahkum, sosyal hayata katılamıyor, dışarı çıkamıyorlar. Bunun önünde birçok engel var. Tabii en önemlisi, birincisi hocam da bahsetti, bilincin değişmesi lazım. Bir kere engellilere bakış, kadınlarımıza bakışı, normal vatandaşlarımızın bilincinin değiştirilmesi lazım. Bu noktada en son yapmış olduğumuz etkinlik o bilincin değiştirmesi, farkındalık oluşturulması noktasındaydı. Evet. Normal bir vatandaş sokakta rahatlıkla gezebilir, merdivenleri basamaklar çıkabilir, 8. katıncı 9. kata asansör olmadan çıkabilir ama engelli vatandaşlarımız maalesef engellilik durumundan dolayı bunu gerçekleştiremeyebilir. Şimdi Çukurova Üniversitesi ile 2 yıl önce bir protokol imzaladık. Öğrenci Konseyi Başkanı döneminden kalma bir sosyal sorumluluk alanında ilişkilerden dolayı ve sosyal sorumluluğa önem verdiğimizden dolayı bu dönemde Kent Konseyi yönetimimiz Çukurova Üniversitemizle beraber bir protokol imzaladı. Üniversitede Maliye Bölümü, özellikle İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olacak öğrencilerin kentle ilgili yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine Büyükşehir Belediye'miz, yine Başkan Bey'in talimatları doğrultusunda ve Kent Konseyimiz her türlü lojistik destek sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Evet. Fikri öğrencilerimiz getiriyor, uygulamaları öğrencilerimiz yapıyor. Lojistik destek Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nde. Tabii bu aslında öğrencilerimizde o sosyal sorumluluk bilincini oluşturma noktasında da farkındalık yaratıyor. En son yapmış olduğumuz çalışmalardan biri buydu. Belediye başkanımızla beraber kentteki engellilerin geçiş hakkına engel olacak, gasp olacak. Yolla ilgili aksaklıklar, araçlar, trafik, engel... Ve hatta o yürüyüşte ben de vardım çünkü önemli bir sosyal projeydi bu. Hocam bizzat ben de o yürüyüşe katıldım ve şehrin gerçekten de belirli yerlerinde İnsanlar araçlarını kaldırımın üzerine park ediyorlar. İşte engellilerin geçiş hakkını gasp eden yerler vardı ki bu konuda yiğit öldür hakkını yemeyelim. Ben bir teşekkür etmek istiyorum. Birebir orada çünkü körler sağırlar ağırlamayalım ama orada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın direkt zabıta müdürlüğünü, daire başkanlığını arayıp da gelip o araçların oradan hem ceza yazdırarak hem de kaldırılmasını sağlaması popülist bir yaklaşım değil. Engelli kardeşlerimizin verdiği önemli. Teşekkür ederiz. Aslında buyurun. Aslında baktığımız zaman bu işi çözecek olan nedir? Empatidir. Empati. Yani kendini başkasının yerine koy. Evet. Kendini bir an, yani çok özür diliyorum, hayal ederek söylüyorum, gözleri görmeyen bir insan olarak düşün. Elleri ayakları tutmayan bir insan olarak düşün. Ya da kendini bir anda, yani birinin koluna girmeden yolun karşı tarafına geçemeyecek bir insan olarak düşün. Veya araba kullanamayan, ne bileyim işte bisiklet süremeyen bir insan olarak düşün. Empati yaparak biz kendimizi onların yerine koyarsak ben inanıyorum ki hiçbir insan bir başkasının yerini işgal etmez, yolunu işgal etmez, sahip olduğu bir şeye göz dikmez. Sadece engellerle ilgili olarak değil. Biz kadınlar için de empati yapmıyoruz. Yani hakikaten Allah kadınları size emanet ettim diyor. En hayırlınız, en değerliniz, en kıymetliniz kadınlara iyi davranandır diyor. Yani evet, şiddet uygulamayan, kırmayan, evet, dökmeyen, incitmeyendir diyor. Fakat ne hikmetse belki de en çok şiddet kadınlara oluyor. Kadınlara maalesef. Evet, bugün Kerkük'ten gelen misafirlerimize biraz ağırlık verelim. Hemen bir eser daha, bir ilahi daha alalım.
değerli misafirlerimizden. Ondan sonra zaten yavaş yavaş son 10 dakikaya geliyoruz. İftar saati programında Adana Merkez Park'tayız. Kerkük İlahi Grubu sizlerle efendim. Melek-i Paci eylelem ey çerçücüm haran senin toprağın altın taşın bir gün mercan olur senin. Yok nazirin bu cihanda kahramandır milletin. Gece gündüz dönüyor gönlümde ahvalın senin. Çerçücün toprağı çok şan çok şan ya da evliyala sözüme nişan. Kerkük'ün toprağı çok şandır çok şan ya da evliyala sözüme nişan. Ay amul üçte seyahun ile bu sazla içinde benzer bir gül. Çok şanlı, çok şanlı. Yaran evliyalar sözüme nişan.
sağlık. Allah razı olsun. Çok bir güzel şey sormak istiyorum. Buyurun. Çok özür diliyorum. Kerkük'ün evliyaları dediniz. Muhakkak var biliyorum ama acaba hangi meşhur evliyalar var? Bir iki kişi böyle aklınızda mı var mı böyle bildiğiniz? İslam alimleri, müştehitleri, büyükleri. Çünkü Kerkük İslam'ın kalbi tabiri caizse. Tabii. Şeyden imamlardan birisi alim Mecid Kutup diyorlar onu orada. Eskilerden kim var? Eskilerden Mulla şey vardır orada. Osman. Mesela diyelim ki bir Mulla İmam Rıza Şafii vardır. Var mıdır? Mulla Osman. Mulla Rıza vardır. Bir evet. de Ebu Ülük Hazretleri. Evet. Bir de Şeyh Abdurrahman Hazretleri. Evet. Yani çok. Peki sayınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dualar üzerimize olur inşallah. İnşallah. Peki Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam artık yavaş yavaş son dakikalar. Hemen bir soru daha vermek. Kişi adağından yiyebilir mi hocam? Adak adadı. Evet. Kendi o adağını yerine getirdi. Yiyebilir mi? Şöyle örneklendireyim. Kişi dedi ki. Hızlı hızlı cevaplarım. Hemen cevaplandırırım. Oğlum üniversiteyi bitirirse ya da kazanırsa adak keseceğim. Yani bir kazandı, adağı var. Bitirdi. Adağı evet. kesti. Yiyebilir mi? Yiyemez. Neden? Çünkü aslında o adağı kesmek zorunda değildi. Kendine bir borç edindi. Bunu vacibe dönüştü. Vacip olduğu için kesmeyi adadığı için kestiğinden kendisi, hanımı, çocukları, annesi, babası, çocukları ve torunları yiyemezdi. Peki hocam bir soru daha. Hayır. Emekli ikramiyesine zekat düşer mi? Evet. Şimdi diyelim ki çalıştık, emekli olduk, bir ikramiye aldık. Bu ikramiye zekata tabi midir? Tabidir. Fakat üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Yani bu parayı aldık. Yanımızda bir yıl kalacak. Eğer ki daha önce zekat vermemişsek, vermiyorsak, imkanımız yoksa üzerinden bir yıl geçer. O para yanımızda kalırsa o zaman tabii ki onun zekatını vermek gerekir. Peki bir soru daha hocam. Tamam. Değişik bir soru gelmiş. Araba egzozu duman gibi tozlar orucu bozar. Şimdi bunda bizim tabiri caizse yapabileceğimiz bir şey yok. Düşünün ki yolda yürüyorsunuz. Duman geldi boğazınıza girdi. Bir şey yapabilir miyiz? Hayır. Hayır. Ne bileyim arabanın egzozu vesaire dumandan dolayı elimizden olmayan nedenlerden dolayı bir ihtiyarımız olmadığı için beslenme ya da gıda özelliği olmadığı için bunlar havadaki hava gibi oksijen gibi oruca zarar vermez ama tabii sakınabilirsek daha iyi olur. Peki. Sayın Genel Sekreter, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan'a hemen bir hızlıca cevap alayım zamanımız var. Az önce dediniz ki Büyükşehir Belediyesi'ne öneriler buluyoruz tavsiye niteliğinde. Var mı önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma yapacak mısınız? Böyle bir plan var mı? Şu an Adana'mızda 300 bine yakın 280 bin tabii pardon 180-200 bin arasında resmi kayıtlara göre göçle gelen vatandaşlarımız var. Bunu tabii %12'lik kesimi kamplarda kalıyor. Yaşıyor. Suriye vatandaşı kamplarda yaşıyor. Bunların sorunları, eğitim, yasal statü, barınma gibi sorunlara ilgili çalışmalarımız var. Bunu belediye meclisine sunacağız. Önümüzdeki gündem maddesi yine kentsel dönüşüm çalışmaları, kentteki o kentle ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında ilgili belediye meclisine aslında sunmadan geçmeden ilgi bürokratlarımızla beraber uyum içerisinde ön çalışma yapıyoruz. Yani ondan direkt sonra, kent konseyi bir hazırlık yapıp meclise hadi demiyor değil tabii mi? Tabii kesinlikle ve bizim gönderdiğimiz zaten aslında maddelerin birçoğu oy birliğiyle geçiyor. Öncesinden çünkü görüşler alınıyor birlikte ortak masada. Görüşler sonrası fikirler ortaya çıkıyor. Peki teşekkür ederim. Artık son dakikalar. Hocam bir soru daha hemen size sorayım hızlıca. Sahura kalkmadan tutulan orucun sevabı daha az mı oluyor? Sahura şimdi kalkmadan ama oruç tuttu. Sahura kalkmadan tutulan oruç geçerli mi? Geçerli. Sahih mi? Sahih. Peki bir eksiklik var mı? Peygamberimizin şu hadisine baktığımızda bir eksiklik var. Şöyle ki, Peygamberimiz diyor ki sahura kalkın, sahurda bir bereket vardır. Bir bardak su ile de olsa bünyenizi dinç tutma adına, o sahurun da bereketinden nasiplenme adına sahura kalkın diyor. Evet. Bu bir sünnettir. Peygamberimizin tavsiyesidir ve orucu daha dinç bir şekilde tutabilme adına o gıdayı almak daha doğru ve daha güzeldir. Tabii ki kalktığımızda hem sahurun bereketinden nasipleniriz, hem Peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz, hem de tabii ki güne daha zinde ve daha dinç devam edeceğimiz için daha sağlıklı bir oruç tutacağız. Evet. Haliyle mükafatı da daha fazla olacaktır. Ama diyelim ki sahura kalkmadık. Orucumuz eksik mi kaldı? Hayır. Belki de
sahura kalkmadan aç ve susuz daha çok oruçla mücadele edeceği için bir insan belki de onun sevabı daha da fazla olacaktır. Peki hocam, teşekkür ederim. Sayın Ekrem Aslan, kent konseyi başkanları ne kadar dönem içerisinde seçiliyor? Son sorumuz olacak. Kent konseyi başkanları birinci dönem için 2 yıllık, ikinci dönem için 3 yıllık, 5 yıllığına seçiliyor. Tabii o arada yönetimle beraber bir tekrar seçim, güven oyu sağlanılıyor. Kimler seçiyor kent konseyi? Kent konseyi başkanlarını, kent konseyi genel kurulu bahsettiğimiz genel kurul üyeleri. Yani STK'lar, sivil toplum kuruluşları kent konseyine başvuruyorlar. Doğru mu? Yani gidişat o mu? Yok, genel kurul üyelerimiz var. Kent konseyi üyesi, STK'lar, kamu kurumları. Onların STK, delegeleri. STK kent konseyine kendilerini temsil etmek üzere. Bir adet, birer temsilci. Birer temsilci ve bir yedek bildiğim kadarıyla yolluyor. Yolluyor. O yolladıkları asıl bir kişi genel kurul üyesi oluyor ve kent konseyi başkanına oy veriyor. Aynı, o şekilde başkan ve yönetim kurulunu seçiyor. Yönetim kurulunu seçiyor. Evet. Yine demokratik bir yapı var kent kesinlikle. Konseyinde. Kesinlikle. Zaten hani belediye adına tek yetkili diyelim kent konseyi kent genel konseyi. Sekreteri. O da hani bürokrat mahiyetinde. Evet, o da bürokrat oluyor. Diğerleri tamamıyla sivil oluşum. Seçimlerle geliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, Adana için iftar vakti. Ezanımız okundu. Allah kabul etsin. İftardan sonra duamız buradayız. Sonra vedamız. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahümme leke sumna ve bike amennâ ve aleyke tevekkelnâ ve alâ rızkike eftarnâ. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Allah'ım, bugün tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları sen kabul eyle. Allah'ım, her daim senin rızanı gözeten ve senin dinine hizmet edebilen kullardan eyle. Allah'ım, senin rızanı, kullarının dualarını alabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, kalplerimizde imanı, minarelerimizde ezanı, yüzümüzde tebessümü, dilimizde tatlı dili, ya Rabbi direklerimizde bayrağımızı daim eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. El Fatiha. Evet, bir kez daha Allah kabul etsin. Adana için iftar vakti az önce ezanımız okundu. Sonrasında hocamız iftar duamızı yaptı. Mehmet Zeki Uyanık hocama teşekkür ediyorum. Bugün bize şeref verdiler. Türkmen kardeşlerimiz Kerkük İlahi grubuna da programa katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onlar bugün saat 21 itibariyle Kubbeli Han'da Adana Merkez Park'ta konser verecek. İftar sonrası işiniz yoksa Adana Merkez Park'a gelin. Kerkük İlahi grubu muhteşem bir konser verecek. Hep beraber burada seyredebilirsiniz canlı canlı. Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ekrem Aslan,
Teşekkür ederiz. Yoğun bir çalışmanız var. Biz çok kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yine bu oluşuma destek veren, bu güzel Ramazan coşkusunu, Ramazan faziletini yaşatan Adana Büyükşehir Belediye'miz ve Kubbelihan yapımcılarına teşekkür ediyoruz sizler aracılığıyla. Değerli seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar, hayırlı Kadir haftaya itirak edeceğimiz Kadir gecesinin mübarek olmasını diliyor. Evet, saygılar sunuyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz olamaz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi hiç kimse çeviremez. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını, bu belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hırsızların, dolandırıcıların, belediyeden geçinmeye alışmış, nemalanmaya alışmış üç kağıtçıların hesabını elbette ki bozacağız. Muhtarlarımızı muhtaç etmeyeceğiz. Onlara da gerekli yardımı destek. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Çukurova'nın Güray Yücü'ne. Çöpüm alınmadı diyen var mı? Şu konteynerde şöyle bir sorun var diyen var mı? Park bahçede şöyle bir sıkıntımız var diyen var mı? Bakın, çözdükçe sorun kalmıyor. Allah'ın izniyle de Çukurova'nın hiçbir sorunu kalmayacak en yakın zamanda.
Adana'da yemekçilikte bir marka. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, düğün, cenaze, fabrika, okul, catering ve toplu yemek hizmetlerinde 4 saat içinde yemekleriniz hazırlanır. Hisar Tuncer Yemekçilik, hijyen, uygun fiyat ve dürüstlük temel ilkemizdir. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, irtibat 435 12 49 435 12 49 GSM 0541 320 0172. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya olan sarı kantaron günümüzde Kuzey Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirilmektedir. Uzun ömürlü bir bitki olan sarı kantaronun parlak yıldız şeklinde sarı çiçekleri vardır. Büyümesi için özel bir bakım gerekmez ve yabani ot gibi yol kenarlarında büyüyebilir. Modern zamanlarda besin takviyesi olarak kullanılan bitki bu özelliğiyle Amerika'da en çok satılan bitkiler arasında yer almaktadır. Ancak bitkinin en popüler özelliği orta dereceli depresyon tedavisinde etkili olmasıdır. Orta ve hafif dereceli depresyon tedavisinde kullanılır, yaralanmalar sonucu meydana gelen ağrıları hafifletir, bel ağrısına iyi gelir, cilt sağlığı için kullanılır, baş ağrısını alır, stresi azaltır, sakinleştirir, anemi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır, sarılık tedavisinde kullanılır, göğüs ağrılarına iyi gelir, uykusuzluk tedavisinde kullanılır. Sarı kantaron bitkisi en çok depresyon tedavisinde kullanılmaktadır ancak menopozal septomların azaltılmasında doku romatizmasına, sinek ısırığı kaşıntısını geçirmekten bel ağrısına kadar pek çok çeşitli sağlık sorunları için kullanılmaktadır. Depresyon tedavisindeki etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır ve bu alandaki uzmanlar tarafından kabul görmektedir. American Journal of Natural Medicine'da yayınlanan istatistiklere göre Almanya'da doktorlar sarı kantaronu Prozac gibi depresyona karşı kullanılan ilaçlardan 20 kat daha fazla önermektedir. Sarı kantaron yağı, egzema ve benzeri cilt sorunlarında da ve hemoroid tedavisinde de kullanılmaktadır. Sağlığa faydaları ilk olarak Hipokrat tarafından dile getirilen sarı kantaron 14. yüzyıldan günümüze kaygı, nevroz ve depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Geleneksel olarak yatak ıslatma, romatizma ve gut tedavisinde kullanılan bitki bazı kültürlerde yanık ve yara tedavisinde kullanılmıştır. Kardeşçe kenetlensin yüreklerimiz. Gelin bizden muhabbet bekleyenlere uzansın ellerimiz.
gelin bir yetimin tebessümü, bir dostun muhabbeti, bir sofranın paylaşı olalım. Gelin gönüller yapalım bu Ramazan ve her zaman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu min ahlil kitabi vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehul beyineh. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم. Yıkılmadı şehadetin ordusu, gökteki yıldızlar gibi sahabenin her biri
Allah'ın dini için onlar canından geçti. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar canından geçti. Gökteki yıldız gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar Evet efendim, ikinci bölümde sizlerle tekrar birlikteyiz. İlk bölümde biliyorsunuz Zeki Uyanık hocamla birlikte güzel bir program. Sesim şu anda bir sıkıntı mı var? Hacı? Ses başladı, kesik kesik geliyor. Hemen mikrofonlarımızı kontrol edelim. Arkadaşlarımız da oradan teknik olarak yardımcı olsunlar. Efendim bugün Ramazan'ın 18. günü ve yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bence sesim duyulmuyorsa ben konuşmayayım. Durum nedir Eser? Evet, bana yavaş yavaş konuş işareti geliyor. Şöyle yapalım, arkana dikkat et. Arkana Musa dikkat et şöyle. Ben bu tarafa doğru geçeyim. Bu... aileyle sohbet edelim. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. İsim nedir? Sevgi. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Bu güzel kızın ismi nedir? Zeynep Nur. Zeynep Nur mışıl mışıl uyuyor. Evet. Ekranlar çıkarsa olmaz. Biliyorsunuz. Zaten kötü bir alışkanlık. Sizin isim nedir efendim? İbrahim Özbay. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hangi semtten geldiniz? 3. Mahallesi. 3. Yıl Mahallesi'nden geldiniz. Süper. Burada bir böyle bir etkinliğin olduğunu nereden duydunuz? Vallahi direkt internet üzerinden araştıraraktan. Adana'daki şenlikler, iftar şeylere oradan araştıraraktan direkt buraya geldik. Daha önce geldiniz mi peki? Hiç gelmedim. Hiç gelmedim. Mikrofonumuzu değiştireceğiz galiba. Ses, evet bu mikrofon daha iyi. Diğerinde ses var. Ablacığım nasıl? Ramazan nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Peki bu alana ilk defa mı geldiniz yoksa aynen, daha önce? İlk defa geliyoruz. İlk defa geldiniz. Beklentiniz nedir efendim? Buraya gelirken hani güzel bir Ramazan akşamını çocuklarla beraber geçirelim mi dediniz? Neyi düşündünüz? Bir değişiklik olsun dedik. Oldu mu değişiklik? Normal oldu. Yok yok, daha başlamadı ama programlarımız olacak tabii ki burada. Şu ana kadar geçene diyorum ben. Şu andan sonrayı bilmiyorum. Bundan sonra zaten sahnede müthiş bir ekibimiz var. Onlar çok güzel bir akşam geçirteceklerse. Bu arada efendim duyurularımızı da yapalım. Cumartesi ve pazar iki tane dev konserimiz var. Bunlardan bir tanesi Atilla Yılmaz cumartesi günü. Pazar günü de o güçlü sesiyle Ahmet Şafak konserleri var. Tüm Adana'yı bekliyoruz. Abi kim aradı seni? Babam aradı. Televizyonda mı görmüş? Hayır. Ne bileyim şu an... Şu anda canlı yayın yapıyoruz ya, öyle çok sık geliyor sizi şu anda görüyoruz diye. Ne iş yapıyoruz? Eczane teknisyeni. Ya zor bir iş ha. Hani sana bir ilaç söylüyor ya da bir hastalık söylüyor. Gerçi reçeteyle veriyorsunuz ama o reçetenin nasıl kullanacağını da biliyorsunuz. Kesinlikle. Tabii ki kesinlikle biliyoruz. Yani hassas bir konu çünkü hani bir Allah korusun yanlış bilgide sıkıntı yaşayabilir. Tabii ki yanlış bilgi büyük sıkıntılar yaratır bize.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Şöyle şimdi Eser diyorum. Musa, Okan nerede? Şu anda bizim Okan nerede? Ne işin var Okan? Çabuk gel buraya. Şu gruba doğru gelelim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. İsim ne? Kadar. Kadar abi hoş geldin. Kaç gündür yoksun abi, seni bekliyoruz biz burada. Vallahi ben yabancıyım. Neresi? Yabancıyım neresi? Irak Türkmeni. Irak Türkmenisin sen, artık yabancı değilsin yani. Yabancıya gülüm biz. Peki bugün kim var sahnede? Niye geldiniz buraya? Vallahi biliyorum, biz burada futur var ya da. Evet, burada bir şimdi ama akşam Kerkük İlahi grubu var. Tamam. Haberiniz var. Onun için geldim. Ha, onun için geldin işte, onu seyretmeye geldin. Ha. Onun için geldin bugün zaten. Kimle geldin? Sen her gün buradasın. Ben gel buraya gel. Ama bir gün bunun için geldim buraya. He. Irak'tan, Kerkük'ten ilahi grubu geliyor buraya. Onun için biz de buraya. Ama bugün zaten yayında bir ilahi konseri verdiler. Harika. Hepsini tek tek tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir ilahi grubu. Çok güçlü sesleri var. Evet, çok. Sen tanıyor muydun peki Irak'tan? Ben gördüm yani, televizyonda izledim bunları. Hepsini görmüşüm. İnşallah yani güzel bir grup. Olacak olacak, çok güzel. Abla isim ne? Gürcüye. Gürcüye. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Nasıl, Türkiye nasıl, güzel mi? İyidir. İyidir. Ülkemiz Türkiye. Değil mi? Yani siz zaten yabancı değilsiniz artık. Yok yabancı. Baba, emin ülkem, Türkiye'nin bayrağı. Buna 25, 30, valla 25 yıl var. Ay yıldız var bak abinin kolunda. İşte hakikaten yani 25-30 sene öncedir diyor. Var. Abi tebrik ediyoruz seni. Bu olmamış anasını yap. Mehmet. He, o da doğmadan. He, tamam, süper. Süper. Şimdi efendim böyle de mikrofonu uzatalım. Merhaba. Merhaba, sağ ol. İsim ne? Ekrem. Sen de mi Irak'tan geldin abi? He. Nasıl, Irak'ta sıcak mı böyle? Ha, aynı Burak gibi. Yok, Burak çok sıcak ya. Oralar mı sıcak? Biraz nemlidir. Nasıl, Adana nasıl, güzel mi? Güzeldir. Beğendin? He. Ne iş yapıyorsun abi? Vallahi, ne yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorsun. Süper. Türkü de söylüyor musun inşaatta? Yok, bilmiyorum. Çalışırken söylemiyor musun? Yok, bilmiyorum. Süper. Bu ekip hep Irak'ın neresinden geldiniz peki? Hangi şehir? Tel Aviv'den geldiler. Hoş gelmişler, misafir olmuşlar. Bugün gerçekten güzel de bir konser var. 10 numara. Efendim siz de hoş geldiniz. Sağ ol. İsim ne? Sene. Ne? Sene. Sene. Bu çocuğun ismi ne? Musa. Musa, Allah bağışlasın. Maşallah, gözlere bak. Allah'ım esirgesin. Efendim biraz da ön tarafa doğru. Gençler, sizle sonra konuşacağız. Onu atlarsan konuşmayız. Efendim sizle de konuşalım. Merhabalar, isim nedir? Bahar Şavlu. Siz de mi Irak'tan geldiniz? Hayır, Adana alayım ben. Bu arada sesim geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok Eser. Geliyor mu? Aferin sana. Efendim siz nereden geldiniz? Adana alayım ben. Ya tamam, biz de Malatya'da yayın yapmıyoruz yani, Adana'nın neresinde? Gelmiyorum yani, yeni. Hayır, mahalle, onu yeni sor. Evet. Daha önce de geldiniz mi? Hayır, ilk defa geldik. İlk defa geldin. Abla sen de mi ilk defa geldin? Annesiyim, evet. Ne yapıyordunuz evde ya? Niye gelmediniz buraya? Evde oturuyor, beyim var, çocuk var, yemek hazırlıyor. Onlarla iftar açıyoruz. Dün ne yemek yaptın? Analı kızlı. Analı kızlı. Şimdi efendim Adana dışından da bizi izliyorlar. Analı kızlının ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Analı kızlı patlıcandan yapılan bir yemek. Hayır. Topalak köfte, içli köftenin küçüğü. Ya abla biliyorum da ben seni konuşturmak için öyle söyledim. Yoksa ben analı kızlıyı bilmez miyim yani? Bilmeyen insanlar var. Var değil mi? Analı kızlı, bir de şey, halalı teyzeli diye bir yemek var mı, duydun mu? Onu duymadık tabii, her yöreninki ayrı. Kız, analı kızlı diye yemek varsa halalı teyzeli de olabilir. O da her yöreye ait yani. Duymak zorunda değiliz. O da patatesten yapılıyor. Ya, olabilir yani. Olabilir diyor. Ben yalan söylüyorum, o da beni tasdikliyor yani. Olabilir diyor valla. Olmaz diye bir şey yok. Aynen öyle. Yeter ki yaratıcılıkla alakalı. Evet. Ramazan nasıl geçiyor peki? Çok güzel, elhamdülillah. Siz de efendim? Evet, çok güzel. İsminizi alalım bu arada. Bahar Hanım. Ayşe. Ayşe Hanım, çok değişik bir isminiz var. Ben ilk defa duyuyorum Ayşe, Ayşe ismini. Evet. Ablam da diyor ki. Tabii bölgemizde Ayşe, Fatma, Fadime, Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa değil mi? Doğru. Seninki değişik ama. Benimki ise değişik değil. Senin yani. İsminle alakalı bir şarkı var. Hani Candan Erçetin söylüyor. Bilmiyorum ama. Hani ben böyle olduğumda mı gelir bahar, yoksa bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Olabilir. Doğrusunu da söyleyemem onun ha. Böyle bir durum var. Efendim iyi eğlenceler diliyorum. Şu aileye de bir gelelim efendim. Merhabalar ablacığım. Abla şunu şöyle ben...
Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İsim ne? Fatma. Fatma abla, sen hangi mahalleden geldin? Yavuz. Unuttu. Yavuzlardan mı geldin? Abla? Evet. Kaç yıldır orada oturuyorsun abla? 6. 6 yıldır orada. Daha önce nerede oturuyordun? Kazımbaşer. Kazımbaşer. Gene yakınmış oraya. Peki buraya ilk defa mı geldin? Buradayım. Ben her gün buradayım diyorsun. Süper abla, iyi eğlenceler diliyorum. Ben şöyle geçeyim. Al al şunu, al al, görmesin kimse. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeş. İsim ne abi? Mehmet Göç. Ya Mehmet abi, bugün çok serin hava. Ben üşüdüm bugün. Böyle abi. Vallahi. Adana'nın şeyi böyle abi ya. Çok serin ya. Evet. Sen memleket nere abi? Ben aslım göçmen. Göçmen. Nereden göçmüşsünüz mesela? Bulgaristan'dan. Bulgaristan göçmeni. Oo, biz de hepimiz göçmeniz. Biz de Orta Asya'dan gelmişiz yani, at üstünde. Ama kardeş, sen şimdi onu öyle yaparsan biz onu ceza yeriz, biliyor musun? Yok yok, o elindekinden bahsedeyim. Elindekini atarsan, he, at onu. Doğru söyledi ama duruyor elinde hala. O çocuk emziyor. Çocuk emziyor. Yani televizyonlarda sıkıntı abi. Ceza yazarlar bize kardeşim benim. Sen nereden geldin? Ben Suriyeli. Suriyelisin. Evet. Süper. Peki abi, ne iş yaparız? Emekli. Emeklisin. O güzel, on numara. Maaşlar da 8000 lira olmuş duydum. Allah bereket versin. Evet. 8000 lira mı alıyorsun maaş? Nerede 8 ya kardeşim? Ya ne bileyim, ben evet deyince dedim hani ben. Ya Allah'a şükür, olmayan da bu. Bunu doğru. Bunu bulamayan da bu. Kaç yıl çalıştın abi emekli olmak için? 27 sene çalıştım. 27 sene. Evet. Yani bir yarım asır ya neredeyse. Çeyrek asır ya, yarım asır hesabı. Nereden emekli oldun abi? İsim, marka söylersen sıkıntı olur. Güney Sanayi. Yani o da bir marka söyledin ama yani. Olsun, bir şey olmaz. Kaç çocuk var abi? Şimdi çocuk 6 tane. Zor bir soru mu sordun? 6 tane birinden, 5 tane birinden. Maşallah. 11 tane takımı yapmışsın yani. 11 tane. Torun? 18 tane de torun. 18 tane torun var. Şimdi bir dakika dur. Şimdi sana 18 tane torun var. İsimlerini sayacaksın şimdi. Say abi, olmaz öyle dede. Olmaz öyle. Bildik, aklına gelenleri söyle. Ayşe. Tamam. Bir. Fatma. Hüseyin. Hasan. Mehmet. Babamın adı. 5. 13 tane var daha geride. 5 oldu. Şimdi bir de tanımıyoruz ya. Uydurup uydurup da söylüyor da. Karşımda olsa hepsini boncuk gibi sayar. Maşallah. İyi abi, Allah esirgesin hepsini. Hepsinin bir ayrı ayrı sevgisi. Ama büyük torun. Büyük torun. Onunla da konuşuruz şimdi, yakışıklı. Bir bakalım ne yapıyor. Burada torun bak. Maşallah maşallah. Abi peki her gün geliyor musun buraya sen? Her gün buradayım. Her gün buradasın. Zaten ben seni görmediğim zaman diyorum amca nerede diye. Belediye bizim ya. Eyvallah abi. Teşekkür ederim abi. İyi eğlenceler olsun. Efendim abi? Hüseyin sözlerine Allah razı olsun da bir şenlik şey yaptı Ramazan'ı. Eyvallah. Orada bir balon patladı. Korktum valla. Selamünaleyküm birader. Ekranda kendini gördün mü? Şimdi görüyoruz işte abi. İsim ne? Tuşat. Ne abi? Tuşat. Kürşat değil. Tuşat. Anlamı ne? Allah tarafından ödüllendirilen kişi. Canım sen niye elini sallıyorsun ama bak. Ne yapıyorsun? Şöyle bu tarafa geç bakayım sen. Tuşat'ın anlamını söyle kardeşim. Allah tarafından ödüllendirilen kişi, bir de Göktürk'te komutan anlamına geliyor. Göktürk'de komutan anlamına geliyor. Var mı komutanlık peki, böyle bir hani hep lider vasıfları var. Var. Liderlik hissi var. Süper. Okul, iş bir şey var mı kardeşim? Hem okul hem iş. Ne yapıyorsun mesela? İş ne? İş bu, Adana isim vereyim mi? Yok, reklam yapma. Yeni bir alışveriş merkezi yapılıyor. Evet, bir alışveriş merkezi yapılıyor. Evet, orada havalandırmada çalışıyorum. Okul? Dışarıdan okuyorum işte. Dışarıdan kaçıncı sınıftasın? Yeni, bu sene kaydolacağız. Kaydolacaksın. Yani lise mi okuyacaksın, ortaokul mu? Lise. Liseyi. Süper kardeşim. Onu da askerlik için şey yapacağız işte. İyi, hadi bakalım. Askerden sonra para. Valla bu deden şimdi 18 tane torun var der, isimlerini bilmiyorum ama. Sayayım mı ben tek tek? Ne? Yok yok, dedene saydıracaktık. O da 5 tanesini salladı bize zaten. Hiç tanımadığım isimleri saydı. Bak hiç öyle kuzenlerim yok diyor, tanımadığım isimleri saydı diye. Hasan Mehmet. Hasan Mehmet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi güzel bir prenses geçiyor önümüzden. O geçsin, biz Edibe Hanım'ın yanına gelelim. Edibe Hanım, size ayağı alabilir miyiz efendim şöyle? Ayağa kalkarsanız size de bir röportaj yapalım. Nasılsınız Edibe Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi efendim yanımda Edibe Gülnar. Önemli bir
gazeteci meslektaşımız. Güzel bir köşeler yazıyor. Biz de ondan onu okuyoruz, feyizler alıyoruz. Biz de yazmaya çalışıyoruz. Geleceğim dedin, en son geldin. Geldim, evet. Nasıl buldun evden? Çok güzel buldum. Övüyorlardı işte, çok güzel yapılmış Büyükşehir. Büyükşehir'e Hüseyin Sözlü'yü takdir ettim yani. Daha şimdi hiçbir şey başlamadı. Biraz sonra muhteşem bir ekip çıkacak sahneye ve harika bir gösteri yapacaklar. Özellikle bugün Kerkük İlahi grubu Irak'tan geldi. Onlar güzel bir konser verecekler. Artı bitmedi. Habertürk'te, Kanal TRT1'de sürekli gördüğümüz ünlü bir isim de var. Talha Uğurluel bugün burada olacak ve yine Osmanlı'nın şifrelerini burada anlatacak. İlgini çeker herhalde abla. Herhalde çeker tabii. Ben ilgilendiğim şeyler onlar. Peki hayat nasıl gidiyor? Ramazan nasıl gidiyor efendim? Güzel gidiyor. Bugün de burada orucumuzu açalım dedik. Buraya süper geldik. Bir de dedim buraya gelelim. Yani ne zamandır geleceğim. Fırsatım ben, olmadı işte. Ben böyle terliyorum, görüyorsun evet. Elif abla. 15 derece. Eksi 15 derece. Evet ya, ben işte normalde hava çok soğuk da ben terliyorum. Terliyorsan sorun sende. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica hoş geldiniz. Nasıl süremiz nasıl arkadaşlar? Eser söyler şimdi kulağına. Hanımefendi sizi de alalım Zeynep Hanım. Siz de hangi semtten? Ben senin nereden geldiğini biliyorum. MHP'den, sizden. Ne demek efendim? Biz siyaset yapmıyoruz burada efendim. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hangi semtten geldiniz? Ben şöyle değiştireyim. Deniz tarafından geldim. Deniz tarafından geldim. Denizli. Ha, Denizli tarafından. Ya, anladım da ben hani denize şey yapayım dedim. Nasıl buldunuz efendim alanımızı? Sizi meşhur etmeyeyim ama o yapacak bir şey yok yani. Zafer Geyik'le röportaj yapmak yani... Estağfurullah. Başarı ne demek efendim? Ramazan nasıl gidiyor? Nasıl? Adana sıcak, güzel. Akşamları serin mi? Evet, çok sıcak. Çok maalesef. Sıcak. Evet. Bu kadar mı? Yani. Efendim yok. Zeynep Hanım belki... Duramıyoruz zaten. Ama işte yine de akşamları birazcık daha böyle serin. Tabii damlarımız falan serin yani. Süper. Efendim iyi eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Süremiz nedir arkadaşlar? Ben burada hanımefendilerle de konuşacağım. Merhaba efendim. Abla oturabilir miyim oraya? Abla ismini söyle. Tamam, zaten ismini söylemez misin bana? Bu kardeşine. Bak bu beyaz saçlı. Hastayım zaten. Oya abla hoş geldin. Hangi semtten geldin Oya abla? Reşat Bey'den. Reşat Bey'den. Nasıl? Bu ilk defa mı geldin? Daha önce de gelmiş miyim? Daha önce de geldim. Ramazan nasıl geçiyor? Güzel. Güzel. Biraz sıcak ama değil mi? Ama son 3-4 gündür biraz sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Akşamları da sıcak ya. Akşamları biraz serinler mi diye. Abla konuşmayacağım dedin ya, yaptın ha röportaj vallahi. Şöyle hanımefendinin yanına geçelim. Beyefendi siz nasılsınız? İyiyim. İsim ne? Yusuf. Yusuf? Sen ne yakışıklı adamsın maşallah. Kaça gidiyorsun Yusuf, okula gidiyor musun? Evet. Kaç? 1, 2. Anasın. Ha, anaokuluna gidiyorsun. Oo süper. Efendim isim nedir sizin? Selcan. Selcan Hanım hoş geldiniz. Bulduk. Nasıl buldunuz efendim Kubbeli Han'ımızı, Ramazan'ımızı nasıl geçiyor? Gayet güzel, hoş. Yani emeği geçen herkesin eline sağlık. Teşekkür ederiz. Siz de Reşat Bey'den yani. Aynen. He, değil mi abla? Biri Reşat Bey'den, biri Japonya'dan gelecek. Benimki de soru işte o ya abla. Hep sıcaktan oluyor bunlar ha. Vallahi sıcaktan oluyor. Peki efendim enişte nerede? Yok. O çalışıyordur. Böyle hanımlar da gezmeye gelmişler. Peki efendim Ramazan nasıl gidiyor Ramazan? Canım bak öyle yaparsan olmaz ama. Olmaz. Bu çocukların anası babası yok mu acaba ya? Yani... Her gün bugün 19. gün yayın yapıyorum ama bu çocukların kameraya el sallamasını bir türlü halledemedik. Böyle sunucu da bozuk atar bak böyle bir şey. Hem sorumuza tekrar dönersek, Adana sıcak, Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan iyi gidiyor. İş yerinde olduğumuzdan, dışarı pek çıkmadığımızdan hani sıcaktan... Klimalı ortamlardan pek etkilenmiyoruz dışarıdaki sıcak. Aynen öyle. Allah dışarıda olup da oruç tutanların, tutmayanların, herkesin yardımcısı olsun. Değil. Ama başladığında değil mi Oya abla, iyi gidiyorduk yani havalar, yağmurlar falan hatta. Aynen öyle. Şu son bir haftadır. Feci. Adana kendini gösterdi. Bir de ulusal kanallara da haber olduk Oya abla. Biliyorsunuz geçen yıl yine Ramazan ayında yazın sıcaktan bunalan iki Adanalı güneşe ateş etmişti. Haberiniz oldu mu onun? Öyle bir şey duyduk evet. Ya güneşe ateş edilir mi abi ya? Ama ateş etmiş adamlar, sıcağa isyan edip. Ne kadar beyni sıçramışsa artık böyle.
Bu dönemde de bir belediyemiz bir tweet attı kendi resmi hesabından. Şöyle bir tweet şöyleydi. İşte vatandaşlarımızı saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını için uyarıyoruz. Özellikle kanallarda çinmeyin ve güneşe ateş etmeyin diye bir tweet attı ve ulusal gündemde de bayağı bir geldik. Aynen öyle. Güneşi kızdırdılar. O da kızdık sıra bizleri. Bir de şey var yani bu sene yaz geç geldi falan diye derler yani böyle. Aynen. Hep onların yüzünden mi olacak? İşte Cemre nerelere düştü falan. Yok ya bu sene Cemre geç mi düştü? Erken mi düştü? Musa sen Cemre'nin ne olduğunu biliyor musun? Efendim? Her zaman aynı düşüyor. Cemre'nin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyor ki. Cemre'yi bir bayan ismi falan zannediyor Musa. Süremiz nedir Eser Bey? Ben daha röportaj yapayım mı? 2 dakika mı? Oo, 2 dakikada ben şurada da ailemizle giderim. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Merhabalar hocam. Kolay gelsin. İyi misin abi? Çok şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Abin dövmelere bak ya. Şöyle şurada ne var? Ya böyle de röportaj yapılır mı bilmiyorum ama. Ne dövmesi abi bu? Arkadaş yaptı. Arkadaş yaptı. Hatıra olarak. Sen yaptırmadın yani? Yok. Nasıl yok ya? Senin koluna yapmışlar abi. Sen nasıl yaptırmadın bunu? Zorladı biliyor musun? Zorladı. Yalan ha. Sizce doğru mu efendim? Zorlamışlar mıdır dövme için? İsteyerek yaptırdı. İsteyerek yaptırdı. Kesin ya. Dövme için ya. Sen kameramanın da kablosunu ben çekeyim. O Okan kardeşim bir daha buraya gelmesin. Buradan söylüyorum. Gerçekten Okan'ı bir daha bu alanda görmek istemiyorum. Kameranın kablosunu falan da biz topluyoruz. Efendim dövme zorla yaptırılmaz. Siz isteyerek, bile ve isteyerek yap. İsim nedir efendim? Zeynep. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Efendim sizin? Osman. Osman abi siz de hoş geldiniz. Bu hanımefendinin ismi ne? Işıl. Işıl. Maşallah Işıl Işıl zaten. Allah bağışlasın. Hangi semtten geldik abi? Anadolu. Anadolu'dan geldiniz. Siz de büyük bir ihtimalle Anadolu. Abi benimki soru işte yani. Bir çift gelmiş, birisi Anadolu'dan, diğeri Malatya'dan gelecek hali yok. Peki nasıl gidiyor Ramazan abi? Çok şükür hamdolsun. Buna da şükür. Süper. Sıcaklar birazcık... Evet, sıcaklardan dolayı biraz insanlar zorluk çekiyor. O da olabilir. Yani Adana'nın hali böyle yani. Yapacak bir şey yok. Yani aynı, alıştık artık hocam. Vallahi yapacak bir şey yok. Ama tabii biz alıştık. Bizim metabolizma da alıştı ama dışarıdan gelen misafirlerimiz nefes alamıyor vallahi. Evet efendim programı yavaş yavaş bitirelim, toparlayalım. Bugün yine her zaman olduğu gibi Adana Kubbeli Han'da Merkez Park'ın içerisinde ilk bölümümüzü güzel bir program yaptık. İkinci bölümde de Adanalılara mikrofon uzatıyoruz. Öyle sohbetler ediyoruz efendim. Biraz sonra alanda yine güzel bir konser olacak ama duyurumuzu yine yapalım. Cumartesi ve pazar 2 dev konserle bu alan hınca hınçta olacak. Cumartesi günü önemli bir isim Atilla Yılmaz sahne alacak ve pazar günü de Ahmet Şafak konseriyle yine bu alan dolacak. Tüm Adanalılarımızı bekliyoruz. Adanamızı bekliyoruz. Bu arada bugün de yine Kerkük İlahi grubu biraz sonra sahne alacak. Ardından da önemli bir tarihçi Talha Uğurlu El yine Osmanlı'nın şifrelerini anlatmak için bu alanda olacak. Hala buraya gelebilirsiniz efendim. Ben Zafer Geyik. Bu kadar bugünlük aktaracaklarımız. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.